Keelan'ın sunduğu Tatava başlıyor. Şimdi Ali Bey'i anlıyorum şimdi. Koç Holding yıllardır kurumsal bir yapı yani. Orada en ufak hukuksuzluk bir şeysiz olmaz. Ama öyle değil abi. Biraz esnaflık lazım. Spor kulübü yönetirken biraz esnaflık. Diyeceksin ki ya babacım 3 puanı verme, ikisi 3 puan vermezsen zatırım kalır ulan diyeceksin. 4 ver hatta filan diyeceksin. 4'te kapanır 14'te deyip. Sezona gireceksin. Sezona gireceksin. Ama gövde gösterisiyle gireceksin. Ben geçen sene dön diyordum ben. Tabii geçen sene yemişim, sen. Yemişim finansal fair play'ini diyordum. Yani yemeyince ne oldu? Bir şey olmadı yani. Sol bek alamadı Fenerbahçe. Evet. Sonunda en nihayetinde sol beksiz kaldı yani. Bir şekilde transferi yapması lazım. Emre'de fair play abi boş vereceksin ya. Boş vereceksin. Bana ne kardeşim diyeceksin. Emre'den Manchester City'ye veren adam sana da versin 2 yıl. Versin. Verdi onlara da. Ne yapayım abi? Ne yapayım yani? Emre Belezoğlu'ndan iyi bir teknik direktör performansı bekliyor musun abi? Teknik direktör olursa bekliyorum. Şu an olmadığını düşünüyorum. Teknik direktör olacağını düşünüyorum ileride. Ha ileride. Eğer teknik direktörlük yaparsa iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum. Eğer teknik direktörlük yaparsa İyi bir idare müdürü olacağını, idare ne derler? Sportif direktör. İdare yani. Direktör. Sportif direktör olacağını düşünüyorum. İyi bir yönetici olacağını düşünüyorum yani. Zaten yöneticilik tarafını biraz ben daha ne koyuyor Emre? Ben olsam Emre'yi yönetime alırım. Mesela yönetime. Futbol AŞ'nin yönetim kuruluna alırım. Belli bir para veririm. Onun çünkü paraya ihtiyacı var. O yüzden futbol oynamak istiyor. Bu insan 50 yaşında hala top peşinde koşar mı? Bunun bir sebebi var. Yani oradan geliyor bu para. Tabii. Yani adam 40 yaşında adama daha ne? Evet. Top peşinde koşturacaksın yani. Ona diyeceksin ki birader sen kaç para alıyorsun işte futbolculuktan? 1 lira mı? Yani 10 lira mı alıyorsun? 5 lira vereyim. Gel sen futbol AŞ'nin başına takım elbiseni giy. 5 liraya da bu işi yap. Bağlantıları bütün, kuvvetli bütün birisi. Bağlantıların kuvvetli. İşte 2 ayda bir Ankara'ya git. Federasyona git. Oraya git. Buraya git yani. Emre'den daha bu işleri çözebilecek adam var mı? Ben olsam futbol AŞ'ye yönetici alırım Emre'yi. İkna kabiliyeti çünkü çok futbol yüksek. Futbol AŞ'ye yönetici dışarıdan alabiliyorsun. Evet. 3 tane öyle bir hakkın var. Hakkım var. Yani 2 tane finansçı alıyorsan bir tane de Emre'ye al. E tabi. Niye yani her şeyde çok daha yerli yerine oturmuş yani olur. Yani Emre sana bütün bürokrasiyle yardım tabii bürokrasi sağlar. De... Bütün Ankara'da sağlar. Futbol dünyasının ıcığını cıcığını bilir. Bu opera pastanesi örneğini vermiştim. Hakemler evet çok önemli örnekti topluyor. O. Bunların hepsini bilir Emre. Rakip takım oyuncularıyla konuşur. Efendim bir gerilim olduğu zaman açıklama yapmak gerektiğinde nasıl yapılacağını bilir. Yani Emre Belözoğlu'nu ben olsam teknik direktör olmayacaksa eğer, öyle bir kariyer planlaması yoksa eğer, yarın futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyesi olarak atarım. Maaşını da bağlarım. Senden beklediğim şunlar, 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 şunlar. Ama enteresan bir takıma karışma derim yani. Takımla ilişkini tam anlamıyla yani tamam, %80 idari, keseceksin. İdari kısmında. Yani %80 keseceksin sen. Çünkü o zaman hani teknik direktör rahatsız olabilir yani. Tabii üstünde bir adam gibi olur o zaman. Sportif direktör kimliği de olmaz. Sportif direktör değil bak. Sportif direktörlük başka iş. Onda da Christoph Daum ismi ama geçiyor. Yönetici olarak Emre başarılı olur. Kendi de zaten birkaç yıl önce röportajında önce yöneticilik istiyorum demişti. Ben Emre olsam Emre'yi de alırım, Tümer'i de alırım. Bak ikisini de alırım. Tümer Metin de. Tümer Metin de yönetici alırım. Emre Belözoğlu'nu da yönetici alırım. Çünkü bunlar lider karakterli adamlar. Ve Tümer'in de çok ciddi iyi çevresi var, know-how tabii. Var. Ve hatta zaten Aziz Bey'in öyle bir planı vardı. İleride bunları yönetim kuruluna almak gibi bir planı vardı. Şimdi bak Sergen bir liderlik sergiliyor yani. Teknik direktörlük tabii ki başka bir iş. Ama bir liderlik sergiliyor. Fatih Terim bir liderlik sergiliyor. Şimdi illa Fatih Terim modeli olmak zorunda değil. Yani herkes iyi teknik direktör olacak diye bir şey yok. Ama yok Fatih Terim'in bir liderliği de var. O ekstras. Emre'nin liderliğinden yararlanabilirsin. Know-how'undan yararlanabilirsin. Çevresinden yararlanabilirsin. Tümer Metin'in yararlanabilirsin. Ki Tümer Metin de o yüzden ben Beşiktaş olsam Ali'yi alır. Ali Gültiken'i alır Gültiken. Mesela. Onun da var etkinliği. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Hani teknik direktörlük bambaşka bir iş. O başka bir alan. Orasını, yani Fatih Terim onu da yapıyor. Bunlardan farklı olarak. Onu da yapıyor, onu da yapıyor. Bu arkadaşlar bu işleri yapabilirler. Ki Tümer Metin de 100. yılda ciddi takım içinde ağırlığı ve liderlik yani özelliği bir senede, bir senede vardı. Bir senede bir senede tabii canım. O dönemde. Carlo Ancelotti, Ancelotti Bilic, Aziz Yıldırım. Aziz Yıl 98 Fenerbahçe tesislerini geziyor Carlo Ancelotti. Şimdi teknik direktör arayışında Fenerbahçe. O zaman da böyle bir dönem geçirmişti. Ve o zaman adam kitabında da yazdı. Tek borcum olduğu takım olan takım Davut Dişli. O zamanki Sema Hanım'dı galiba evet. İsmi. Carlo Ancelotti, Aziz Yıldırım, Celalettin Bilgiç. Celalettin Bilgiç'in yanındaki de bir eski Fenerbahçe yöneticisi. Tam Metin Şen olabilir mi? Ne? Yok. Değil. Köksal Bey'di galiba ismi.
Diğer ikisi de Ancelotti'nin yardımcıları herhalde. Ancelotti yalnız direkten güneş dönmüştü. Güneş gözlüğü nasıl abi? Tarz nasıl? Yalnız güneş gözlüğü modası Allah'tan değişmiş yani. Çok kötüymüş güneş gözlüğü modası. Bir de yüksek bel pantolon modası da iyi ki de bitmiş yani. Bol ceket var başkanda Aziz Yıldırım'da. Abi Carlo'da da öyle. Ancelotti'de de öyle evet. Celalettin Bey'de de öyle. Bayağı anlaşma noktasına gelmişti aslında Fenerbahçe o dönem ama o transfer kısmet, olmamıştı. Ancelotti'nin kariyeri bambaşka renkti. Ama vizyon işte. Tabii Ancelotti'ye gelip. O zaman vizyon iyiydi yani. Tabii Celalettin Bilgiç falan önemli adam. İtalya'da çok iyi bağlantılar olan bir adam. İşte bunlarla görüşmüştü. Galiba sonra Löw olmuştu. Ancelotti olmayıp Löw gelmişti diye hatırlıyorum. Geçtik. Ünal Hoca. Rize Spor'un başına geçti. Hayırlı olsun dileyelim öncelikle. Tabii, tabii. İçeride Alanya Spor'la bir bir berabere kaldı. Ve seremoniye hem Ünal Hoca hem futbolcular asker üniformasıyla çıktılar. Şimdi ben buna bir de şöyle tersten düşünelim. Biz Boulder'ın gibi Roman mı? Boulder'ın Roman galiba. Galiba. Yok değil. Şeyli. Güney Amerikalı. Ben Boulder'ın gibi şimdi. Güney Amerikalı olsak. Şuko'da gibi Çek olsak. Diomande gibi Senegalli Fransız olsak. Brezilyalı Boulder. Hmm. Efendim Samudio gibi işte bilmiyorum ülkesini. Acaba böyle bir şey olsa mesela o ülkede. Örneğin Merih Demiral İtalya'da böyle bir şey yapsa. Çağlar Soyuncu İngiltere'de böyle bir şey yapsa. İngiliz askeri üniforması giyip bayrağa dönüp İngiliz askeriymişçesine bir selam verse. Biz ne düşünüyoruz? Ozan Kabak Alman bayrağına dönse ve böyle bir şey yapsa acaba biz ne düşünürüz? Bunu çok ciddi sormak lazım. Bu çok uzun bir konu bence. Tartışılması yani çok uzun bizim bir konu. Yani. Almanya'da oynayan arkadaşlarımız asker selamı vermediler diye eleştirmiştik biz. Evet. Bilmiyorum. Anlatabildik mi? Yani buradaki arkadaşlar şunu rahatlıkla diyebilirdi. Benim ülkemde bu olmaz abi. Ki Fenerbahçe'nin Zanka'da yaşadığı durum. Bunu diyebilirdi. Bunu derse de bunu dememişler. O yüzden onlara helal olsun diyorum. Aynısı bizim futbolcularımız da olsa biz ne derdik? Bunu da düşünmek lazım. Evet geçtik. Badou Ndiaye. Hakikaten çok enteresan bir formül üretti taktik kağıdını yok etmek için. Çevireci bir yedi. İnsan. Çevireci bir insan. Kağıdı yedi. Kağıdı çime atmaktansa. Yırtmaktansa. Yırtıp çime atmaktansa. Hani baktı çöp yok. Yemiş yani adam. Bence çok çevireci bir davranış. Ayrıca selüloz yenir yani. Sıkıntı yok. Bir problem yok. Bir problem olmaz. Selüloz özlüdür biliyorsun kağıt. Yani sorun olmaz. Kendisini tebrik ediyorum. Yere atmadığı için. Zaten değerlendiriyorum. Öyle yere atmak istemediği için. Çünkü öyle büyümüş adam şeyde. Doğduğu kendi topraklardan çöpe atma cebinde taşıyalım. Ben mesela cebimde taşırım, elimde taşırım böyle. Çöp bulamam falan. Arabaya koyarım. Benim arabayı görürsen çöp. Yan tarafı çöp şey. Onları da bir ara yani boşaltmak lazım. 40 yılda dururum böyle boşaltırım falan. Çünkü niye? Sokağa atmama bir kültür yani. Yere atmama. O kültürün gereği yediğini düşünüyorum. Zaten önce kağıda baktı, taktiği aldı. Sonra bir etrafına baktıktan sonra hiçbir çare baktı, bulamayınca yol onu yedi. Bodo. Şimdi bir daha koşup geriye vermez mi? Tabii. Verirdi. Maç durmuş olsaydı. Ama oynanıyor. Onu yapmadığı için yedi adam. Ben bu anlamda baktıklarını düşünmüyorum. O yüzden bu bir komiklikten ziyade kendisinin medeniyeti olarak görüyorum. Tebrik ediyorum. Aynen. Tebrik ediyoruz. Badou Ndiaye o zaman buradan. Evet. Tigana'nın da öyle bir görüntüsü vardı. Kürdanı vardı hatırlıyorsan Tigana'da. Tabii. O sigarayı bıraktıktan sonra galiba. Evet. Kürdan hep kürdanla maçlara çıkıyordu. Çöpünü hep cebine koyuyordu statta. Atılmaz abi. Öyle bir şey yok yani. Millet sokağa bir şey atmaz ya. Atamazsın yani. Zaten git batıya. Hakikaten yerler falan çok temizdir. Türkiye'de yaşayan Avrupalılar da şunu diyor ya. Bu kadar temiz milletsiniz. Evinize, barkınıza, iş yerinize çok özen gösteriyorsunuz. Aşırı temizsiniz. Hı hı. Niye ortak alanlara göstermiyorsunuz diye şaşırıyorlar adamlar. Tabii sokak bireysel ya, sokak tabii, bizim değil ya. Atıyorsun. Çünkü o kültür yerleşmemiş daha bizde. İnşallah zamanla o da yerli yerine oluşacak, oluşacak. Devam ettik. Trabzonspor abi sen de programın başında bahsettin. Deplasmanda zorlanmaya devam ediyor. Gaziantep önünde de. Ya ben maçı izlemedim. O yüzden hani şöyle oynadı, böyle oynadı diyemem. Yani cumartesi günü özel bir işim vardı. O 5'li oynanan maçların ikisini de izlemedim. Özetlerini izledim. Bana göre itiraz edilen faul pozisyonu, faul. 1-1 bitmesi de doğal. Trabzonspor'un da kaçırdığı 1-2 pozisyon var ama Antep'in daha çok pozisyona girip kaçıran taraf Antep. Onu da kabul etmek lazım. Şimdi böyle şeyler olur sezonda. Tabii abi. 10 hafta kala yola girmişken bu kadar çok bağırıp maçın tekrarını isteyecek boyuta gelirsen
Bugün Trabzonspor TV'ye ait gazeteye baktım. Onda bile şey görmedim. Hani maçın tekrarıyla ilgili bir yangın yok. Yani sen daha kendi adamların bile, senin de en çok destekleyenler bile ikna olmamışken. Ama sen bu sebebe maç tekrar... O zaman boş boşuna bağırmış olarak kalırsın. Yani 5 dakikalık uzatma diliminin yeterli sürede oynanmadığını söylüyor Trabzonspor ve bu yüzden maçı tekrar edilmesini istiyor. Ankara Gücü istemişti. Fenerbahçe istemişti. Beşiktaş istemişti. Bir de Trabzonspor istedi. Hiçbiri olmayacak tabii ki. Kiyalı Tatava'yı sundu.